Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Fatiha suresinden Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an-ı Kerim'in kısa bir meali ve yer yer bazı açıklamalar bu tarzda bir programa başlayacağız. Malum Kur'an-ı Kerim sureleri Besmele ile başlıyor ve Besmele Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun sadece sure olarak bir istisnası var. Beraet suresi, diğer ismiyle Tevbe suresi. Burada Besmele yok. Orada Besmele olmaması da şöyle açıklanıyor. Burada müşriklere bir ultimatum var. Onlara savaş ilanı ile alakalı bir durum var. Nasıl ki kurbanı keserken Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Bismillah, Allahu Ekber diyoruz. Orada da Rahman, Rahim isimleri doğrudan onlara savaş ilanıyla uygun olmadığından Besmele orada konulmadığı müfessirler tarafından ifade ediliyor. Başka türlü yorumlar da var. Her halükarda orada orada Besmele bulunmamakta. Ve Kur'an-ı Kerim'de Besmele innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de ayet içinde geçiyor. Sebe Melikesi Belkıs yanındakilere diyor ki bana diyor bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Böylece Besmele'nin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, Kur'an-ı Kerim içinde bulunduğunu en azından rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ama her surenin başında bulunan Besmele doğrudan o sureye dahil midir, değil midir? Bu değişik şekillerde ele alınmış. İmam-ı Şafii gibi zatlar bunları doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'e dahil olarak, her sureye dahil olarak değerlendirmişler. Bazı alimler ise sureleri birbirinden ayırt etmek için bu şekilde her sure başına besmele konulmuştur demişler. Bismillah dediğimizde Allah'ın adıyla. Burada aslında cümle tamamlanmıyor. Allah'ın adıyla dediğimizde cümle tam olmuyor. Türkçede de bunun örnekleri var. Ne gibi? Mesela güle güle diyoruz. Birisine güle güle dediğimizde yani güle güle git. Bismillah dediğimizde de Allah'ın adıyla yani Allah'ın adıyla başlarım. Artık hangi işe başlıyorsak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Küllü emrin zî bâlin lem yübde bi besmele fehuve ebter. Besmelesiz başlanan her iş, kıymeti olan her bir iş güdüktür diyor. Yani verimsizdir, neticesizdir. Ondan bir bereket elde edilmez. Bismillah her hayrın başı. Bir Müslüman zaten hayırsız işler yapmaz. Hayırlı yaptığı bütün işlere de Bismillahirrahmanirrahim'i diyerek başlar. Besmele'de Cenab-ı Hakk'ın Allah, Rahman, Rahim üç tane ismi zikrediliyor. Allah, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle alakalı. Her ikisi de rahmetle alakalı birer isimdir. Malum Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de bu Esmaül Hüsna diye ifade edilmiş. Velillahil Esmaül Hüsna fed'uhu biha. Allah'ın Esmaül Hüsna'sı vardır. Bunlarla Allah'a dua ediniz. İşte Allah, Rahman, Rahim bunlar birer isimdir. Huvallahu'l-lezî okuduğumuzda orada ard arda Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimleri, ünvanları zikrediliyor. Diyelim Kur'an-ı Kerim'in son suresine geldiğimizde قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ. Burada insanların ilahı, insanların meliki, insanların Rabbi üç ünvanla Cenab-ı Hakk'ı yine burada zikrediyoruz. Bunlar Esma-i Hüsna olarak müstakillen ele alınabilecek çok geniş bir konu. Ben sadece kısa bir giriş yaparak buradan devam etmek istiyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin'le başlıyor. Elhamdülillah Arapçadır, Kur'an'ı bir ifade. Ama artık bizim toplumumuz Kur'an'ın kültürüyle de iç içe olduğundan Elhamdülillah Türkçe'de de günlük hayatta kullanılan bir ifadedir. Her türlü hamd, her türlü medih, her türlü sena Allah'a mahsustur. Rabbil Alemin ki o alemlerin Rabbidir. Alemler, Cenab-ı Hak pek çok alemler yaratmış. Bazı zatlar
18 bin alem şeklinde bunu ifade etmişler. Herhalde matematiksel olarak bu 18 bin anlamında değil, belki alemlerin başlıcaları 18 bin şeklinde düşünülebilir. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'in kendisi herhangi bir rakam vermiyor. Alemler şeklinde çoğul bir ifade kullanıyor. İşte her türlü hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Alem, مَا يُولَمُ بِهِ اَسْسَانِيَ Böyle açıklanıyor. Yani Allah'ın kendisiyle bilindiği her şey, Allah'a alamet olan her şey. Mesela bayrak devlete alamettir. Dalgalanmış olduğu her yerin devlete ait olduğunu gösterir. Temsilde hata olmasın, her bir varlık Allah'a bir alamettir. Onun saltanatının bayrağını dalgalandırmaktadır. Bu şekilde baktığımızda gerçekten de biz alemlerle Allah'ı tanıyoruz. Doğrudan doğruya Allah'ı görmüyoruz. Ama alemleri görmek bizi Allah'a götürüyor. Nasıl ki trafik işaretleri bilen kimselere çok şeyler söyler, benzeri bir şekilde şu varlık alemindeki her bir şey de bizi Allah'a götürebilir. Bu manada ve min ayatihi ve min ayatihi diye başlayan Kur'an-ı Kerim'de belli bölümler vardır. Yani Allah'a ayet olan, Allah'a alamet olan şeylerden biri de şudur. Ve buralarda anlatılanlara baktığımızda şunu görürüz. Allah yarattığı mahlukatını bize misal olarak veriyor. Bunları yapması Allah'ın alametlerindendir diyor. Demek ki biz bütün alemlere bakmak suretiyle alemlerin Rabbini, alemleri terbiye eden zatı bilmiş oluyoruz. Rab terbiye eden anlamında. Allah terbiye ediyor. Ve öyle terbiye ediyor ki mesela Allah-u Teala toprağı terbiye ediyor. Topraktan bitki yaratıyor. Topraktan hayvan yaratıyor. Hatta topraktan insan yaratıyor. Bizler bir yönüyle toprağın çocuklarıyız. Yani şu bedenimiz tümüyle topraktan yaratılmış. Topraktan gelen kısmımız ölüm olayında tekrar toprağa gidiyor. İşte bu bir terbiyedir. Toprağı insan haline getirmek çok büyük bir terbiyedir. Daha bunun gibi bir çekirdeği koca bir ağaç haline getirmek bir terbiyedir. Dünya bir zamanlar kızgın bir alev kütlesi halindeymiş. Onu yaşayan bir gezegen haline getirmek yine bir terbiyedir. Ve Allah-u Teala bütün alemleri terbiye ediyor. Bütün alemler ilahi terbiyeden geçmiş ve bu şekilde kusursuz bir tarzda yaratılmış. Ve biz hamdi alemlerin Rabbi olan Allah'adır diye takdim ederken aslında şunu da ifade etmiş oluyoruz. Bütün alemlerden bize nimetler geliyor. Yani havadan, sudan, gökten, yerden, bitkilerden, hayvanlardan, renkler aleminden, sesler aleminden, denizler aleminden, bütün alemlerden bize nimetler geliyor. Demek ki bütün alemlerden madem ki nimetler geliyor, o halde biz de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün hamd, her türlü medih, her türlü övgü, sena, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ardından Errahmanirrahim, o Allah, alemleri terbiye eden Allah, Rahmandır, Rahim'dir. Hem Rahman hem Rahim, Allah'ın iki ismi. Rahman daha çok Rezzak manasında açıklanmış, yani rızık veren. Allah rahmet sahibidir, bütün mahlukatını rızıklandırıyor. Ve rızık hem maddi rızık hem de manevi rızık olarak açıklanabilir. Nasıl ki insanın midesi maddi rızka muhtaç, benzeri bir şekilde insanın aklı, kalbi onlar da manevi rızka muhtaç. Ve Allah-u Teala bütün alemlerden insanlara maddi manevi rızıklarını gönderiyor. Bitkilerle, hayvanlarla bedenimizi rızıklandırdığı gibi semadan indirdiği vahiylerle, ilhamlarla da gönül dünyamızı gıdalandırıyor, rızıklandırıyor. Bir de şöyle bir ayrım söz konusu. Rahman, mümin kafir ayırt etmeksizin bütün mahlukatını, bütün insanları rızıklandıran denilmiş. Rahim ise وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَ ayetine dayanılarak Allah müminlere karşı rahimdir mealinde. Buradan hareketle şöyle denilmiş. İşte Allah-u Teala müminlere çok özel rahmet sahibidir. Ve özellikle ahirette Cenab-ı Hak rahmetini bütün ihtişamıyla iman etmiş olan kimselere gösterecektir. Onları rahmetine mazhar kılacaktır.
Dünyada mümin kafir ayrımı pek yok. Yani kafirler de maddi yönden rızıklandırılıyor. Allah'ı inkar edenlere Allah rızık gönderiyor. Belki de dünyada müminlere göre çok daha bolluk içinde de yaşayabiliyorlar. Ama bu sadece dünyada geçici bir süreç içinde görecekleri bir rızıktır. Diğer aleme gidildiğinde ise diğer alemde artık öyle bir şey söz konusu değil. Orada onlar için azap var. Ama Allah-u Teala dünyada müminlere zaten pek çok rahmeti, ihsanı olmuş. Diğer alemde de ebediyen o nimetleri devam edecek. Ve Allah-u Teala Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Din günü, hesap günü ve amellerin karşılığının görüleceği gün. Malum sadece bu dünya hayatı eğer olsa şu yaratılışın pek de kıymeti olmayacak. Ve bu yaratılış pek bir anlam ifade etmeyecek. Ama Allah-u Teala haşa abes yaratmaktan münezzehtir. Bu alemi boşuna yaratmış değildir. Dolayısıyla bu alemdeki varlıklar diğer alemde hayatına devam edeceklerdir. Ve insan, özellikle insan, sorumlu bir varlıktır. Dünyada yaptıklarının karşılığını öbür alemde görecektir. Yevmüddin, yevmül ceza demişler. Yani din günü hesap günüdür. Amellerin karşılığının görüleceği gündür. Ehli iman açısından baktığımızda, mesela halkımız derler ki, iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Bu çok güzel bir manadır. İşte bu dünyada kim ne iyilik yapmışsa diğer alemde bunun karşılığını görecektir. Bir de Yevmüddin derken dinin hakikatlerinin ortaya çıkacağı gün. Böyle bir yoruma da yer veriliyor. Yani Yevmüddin dinin hakikatlerinin galip geldiği gün. Bu dünyada dinin bir kısım hakikatlerini bir kısım insanlar kabul etmiyorlar. Yani melekler var. Bu anlatıldığında bazı insanlar görmediğime inanmam diyor. Ahiret var denildiğinde bazıları kim oradan gelmiş ki ben inanayım diyor. Bu dünyada inkar edebiliyorlar. Ama diğer aleme gidildiğinde artık inkar diye bir şey söz konusu olmayacak. Orada herkes Firavun gibi, Nemrut gibiler dinin hakikatlerini mecburen kabul edecekler. Buraya kadar olan kısım Cenab-ı Hakk'a bir hamdü senadır. Gıyabi olarak Cenab-ı Hakk'a ibadetimizi, hamdimizi takdim etmektir. Bundan sonrasında İyyâke nâbudu hitabına yükseliyoruz. Yani Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz. İyyâke nâbudu, yalnızca sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnızca senden yardım dileriz. Adeta buraya kadar olan kısımda hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün sahibi olan Allah'adır. Böyle Cenab-ı Hakk'ı metü sena ettikten sonra birden huzura kabul ediliyoruz. Ve zaten bu hadiste ihsan diye ifade edilen bir durumdur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ihsanı şöyle tarif ediyor. En ta'budallâhe ke enneke terâhû. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Fe illem tekun terâhû fe innehu yerâke. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Aslında bütün insanlar daima Allah'ın huzurundadır. Allah'ın nazarındadır. Böyle olmakla beraber az sayıda insan bunun farkına varır. İşte bizler ibadetimizde, tefekkürümüzde, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzun idraki içinde ve özellikle namazlarımızda İyyâke nâbudu diyoruz. Yani Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz. Senden başkasını Rab olarak kabul etmeyiz. Senden başkasını mabut olarak kabul etmeyiz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnızca senden yardım isteriz. Burada belki hatıra şu gelebilir. Yani birbirimizden yardım istediğimizde oluyor. Bir takım işlerimizi başkalarının yardımıyla tamamlıyoruz. Herhalde buna itikat açısından bakmak gerekir. Biz şuna inanıyoruz. Bütün neticeler Allah'tandır. Ama Allah-u Teala bu alemde sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Dolayısıyla bir insan doktora gider hasta olduğunda. Doktorun verdiği ilacı kullanır. Biiznillah şifa bulabilir. Ama doktor beni iyileştirdi demez. Ve ilaçlar beni iyileştirdi demez. İlaçları ve doktoru sadece bir sebep olarak bilir. Bunun gibi bazı insanlar bize yardımda bulunabilir. Ağır bir şeyi kaldıracağız, o da ucundan tutar, bize yardımda bulunur. Ama
Bütün nimetler Allah'tandır. Onlara o gücü, o kuvveti, o imkanı yine Allahu Teala vermiştir. İtikat yönüyle baktığımızda bütün yardım Allah'tandır. Ve men nasru illa minindillah. Yardım ancak Allah'tan. İhtina sıratal müstakim. Allah'ım sırat-ı müstakime bizi hidayet et. Biz burada Allah'ım yalnızca sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz deyince adeta Allahu Teala bize ey kulum ne istersin diyor. Biz de ne istediğimizi çok şumurlu bir ifadeyle söylüyoruz. İhtina sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Cenab-ı Hak insanlara yol gösterendir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi Hadi, hidayet eden, yol gösteren anlamında. Allahu Teala insanlara akıl vererek yol gösteriyor. Peygamberler göndererek yol gösteriyor. Kitaplar indirerek yol gösteriyor. İnsanlara ilham etmek suretiyle yine yol gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda ilahi hidayet daima bizi çepeçevre sarmış durumdadır. Ve insan daima Cenab-ı Hakk'ın bu manada hidayetine mazhar olabilecek durumdadır. Peki neye biz hidayet istiyoruz? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim dosdoğru yol anlamında. Yani Kur'an'ın bize gösterdiği o büyük cadde. Ve bunun açıklaması sıratallezine enamte aleyhim devamında şöyle ifade ediliyor. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ilet. İhtinas sıratal müstakim, sıratallezine enamte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Ve bu kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde bu buradaki üsluba benzer bir üslupla anlatılıyor. Ulaike ma'allezine enamallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkın ve şühedâ ve salihin. Dört zümre burada sayılıyor. Allah'ın nimetine mazhar olan başta peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler. Demek ki Allah'ın nimetlerine mazhar olanlar başta bu dört taife. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Peygamberlerin temsilcisi Peygamber Efendimiz'dir. Sıddıkların temsilcisi Ebu Bekir Sıddık'tır. Şehitlerin temsilcisi diğer üç halife hepsi şehit olmuşlardır. Hazreti Hamza gibi yine Seyyid-i Şüheda olan zatlar var. Onlar da şehitlerin mümessilleri, önde gelenleridir. Bir de salih insanlar, kötü olmayan, iyi olan insanlar. Bunlar işte Allahu Teala'nın kendilerine nimet verdiği ve sırat-ı müstakim üzere olan kimselerdir. Biz Cenab-ı Hak'tan onlarla beraber olmayı bu şekilde istiyoruz. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Kendilerine gadap edilenlerin yoluna değil. Burada gadap derken Cenab-ı Hakk'ın hem cemali var hem de celali var. Cenab-ı Hak celaliyle bir takım zalimleri dünyada da cezalandırıyor. Cemaliyle de ehli imana çok büyük lütuflarda bulunuyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın celali açısından baktığımızda Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Hazreti Nuh'un kavmi, bu gibi kavimler tarihte helak olup gitmişler. İşte bunlar Cenab-ı Hakk'ın gadabına maruz kalmış olan bazı topluluklardır. Bunun yanında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudileri misal olarak veriyor. El-Yahud mağdubi aleyhim diyor. Yani gadab edilenler Yahudilerdir diyor. Ve Velad-Dalin kısmını açıklarken de Nasara onlar da yoldan çıkmış olanlardır diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetin, surenin bu kısmıyla alakalı açıklamasını bir misalle açıklama türünden kabul etmek daha uygundur. Yani gadab edilenler sadece Yahudilerden ibaret değildir. Yoldan çıkanlar da sadece Hristiyanlardan ibaret değildir. Yahudiler gadab edilenlerin tipik bir misalidir. Yoldan çıkmanın tipik bir örneği de Hristiyanlarda görülmektedir. Yani yoldan çıkmak derken İşte dalin, dalalette olan yoldan çıkanlar, yoldan sapanlar, Allah onlara hak bir din göndermiştir, büyük bir peygamber göndermiştir. Ama onlar zamanla dini Allah'ın gönderdiğinden farklı bir mecraya sevk etmişlerdir. Ve Allah'ın peygamberine Allah'ın oğlu demişlerdir. Bu dalalet oluyor. Allah'ı inkar etmiyorlar,
Allah'ın kitabını da inkar etmiyorlar ama çok farklı bir mecraya sevk ediyorlar. Allah'ın demediğini dedirtiyorlar. Böyle olunca da bu yoldan sapmak oluyor. Yoldan sapmanın başka bir örneği genelde felsefecilerde görülür. Yani felsefeyle meşgul olanların çoğu tam bir istikameti muhafaza edemezler. Şöyle veya böyle sağa veya sola bir takım inhirafları, hak yoldan az veya çok sapmaları söz konusudur. Çünkü ilahi vahye kulak vermediklerinden bunlar kendi akıllarıyla meseleleri halletmeye çalışmışlar. Aklı hakem yapmışlar ama bunun neticesinde dosdoğru bir yolu da elde edememişlerdir. İşte biz surenin son kısmında Allah'ın bizi nimetine mazhar kıldığın kimselere dahil et diyoruz. Gadab edilenlerin yoluna değil ve dallin olan, yoldan sapanların gitmiş olduğu yola da değil. Dikkat edilirse Fatiha suresinde bizler çok güzel şeyleri Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Ve Fatiha suresi bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in bir fihristi olarak görülmüştür. Nasıl ki koskocaman bir ağaç küçük bir çekirdekle özetleniyor veya koca bir kitap bir sayfalık özetle takdim ediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in temel meselelerini Fatiha suresinde bize bildirmiştir. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ Cenab-ı Hak peygamberimize nimetlerini sayarken buyuruyor ki biz sana سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ verdik. Burada seb'a 7 anlamında Kur'an-ı Kerim devamlı tekrarlandığından dolayı da methani olarak ifade edildiği söyleniyor. Ve bizler gerçekten Fatiha suresini hayatımız boyunca sıkça okuyoruz. Namazını kılan bir insan Fatiha suresini günde 40 defa tekrarlamış olur. 60 yıl ömrü olan, ortalama ömrü olan bir insan yaklaşık 1 milyon defa Fatiha suresini tekrar eder. Ama ne gariptir ki ömründe 1 milyon defa Fatiha suresini okuyanların niceleri okuduğu Fatiha'nın anlamını öğrenmeden bu dünyadan geçer gider. Bu da çok hazin bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'i manasını hiç bilmeden okumak elbette sevaptan hali değildir. Allah'ın kelamını okuyoruz. Elbette bunun sevabı var. Her harfine en az 10 sevap var. Ama manasını bilerek okuduğumuzda o sevaplar daha kat kat olacaktır. Ve sadece kalbimiz aydınlanmakla kalmayacak, aklımız da nurlanacak, diğer latifelerimiz de nurlanacaktır. Cenab-ı Hak hepimize Kur'an'ın ışığında dosdoğru bir yolu nasibi müyesser eylesin.